ve komple bize açıyor onu. Çavuşlar. İşte böylesi bir dönemde yine cephe, yeni cephe diyerek yola çıkarken ve kurultaya giderken aslında önümüzde sadece cepheyi değil, topyekün Kıbrıs Türk toplumunu ayağa kaldırmamız gereken bir dönem içerisindeyiz. Sevgili arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Yine Lefkoşa ilçemizin bir toplantısında, kongresinde bir aradayız. Bu ilçe kongrelerimizin sonuncusu. Artık kurultayımıza gideceğiz. Bir aydan az bir zaman kaldı önümüzde. İlçe kongrelerimiz muhasebesini yaptığımız çalışmalarımızın son günü, son noktası ilçelerde olurken kurultayımız da ülke genelinde partimizin muhasebesini yapacağımız gün olacak. Sevgili arkadaşlar, yola çıkarken Cumhuriyetçi Türk Partisi bu ülkede barışı sağlamak için, bu ülkede emekçi insanların haklarını korumak ve geliştirmek için ve aslında bütün bunlar kadar demokrasiyi ve özgürlüğü geliştirmek için yola çıktı. Demokrasi, Cumhuriyetçi Türk Partisi bütçe meclise sloganları attı. O zamanlar çünkü bütçe mecliste görüşülmezdi. O zamanlar fikir özgürlüğü yoktu. Türkiye'de yayınlanan makaleleri çoğaltıp dağıttı diye CHP'liler, CHP yöneticileri tutuklanıp hapse sokulabiliyor. Cumhurbaşkan muavinliği adayı oldu diye CHP Genel Başkanı zorla bu adaylıktan geri çektirilebiliyor. Öyle günlerde CHP büyüdü, güçlendi ve bu topluma kök saldı. Bölüşecek sadece fedakarlık vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Hiçbir CHP'li herhangi bir şekilde bir menfaat, bir çıkar aramıyor. CHP'liler sadece ve yalnızca mücadele ediyordu, fedakarlık yapıyordu. İşte CHP o günlerden yola çıktı ve topluma kendini kabul ettire ettire bugünlere kadar geldi. CHP başbakanlığı yürütecek, cumhurbaşkanlığını yürütecek noktaya kadar ulaştı. Bütün bu süreçler içinde CHP birliğini ve beraberliğini büyük ölçüde korudu. Son dönemlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi içinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başladı. Çeşitli arkadaş grupları diyeceğim. Artık başka açılardan olaylara yaklaşarak birbirlerini
eleştirme yoluna gitti. Herhangi bir ciddi ideolojik gerçeğe dayanmadan ama ne yapıldığı, ne yaptığıyla ilgili bir diğerini eleştirmek bir alışkanlık haline geldi. Ve üstelik sadece belli insanlarla konuşarak değil, bu basına da yansıtılmaya başlandı. Basın önünde, sosyal medyada partililer birbirine eleştiri yönetmeye, hatta saldırıda bulunmaya başladı. CHP'nin ciddi sıkıntı yaşadığı, bir anlamda motivasyonun, heyecanın azaldığı bir gerçekse, bunun nedeni de az önce söylediklerimdir. Şimdi televizyonlar çoğaldı. Gazeteler sayılmaz. Saysan sayamam. Konu bulamazlar. Habire bir şeyler dürtüklerler. Ha bazılarına bilerek CHP'yi küçük düşürmek, dağıtmak için operasyonlar düzenler. Ve bu gittikçe moda haline gelir. CHP'yi eski günlerine, o fedakarlığı bölüştüğü günlerine geri getirmek mümkündür. Gerçekten mümkündür. Eğer bu ülkede adaleti gerçekleştirebilirsek, eğer bu ülkede istihdamı örneğin partizanlıktan arındırabilirsek, adalete dayandırabilirsek, objektif kriterlere bağlayabilirsek, o menfaat için CHP'li, menfaat bitince CHP'den kaçanlar artık CHP'nin çevresinde yuvalanamayacak. Halkımızı bu hükümetten korumak, halkımızı ekonomik ve sosyal olarak demokrasi ve özgürlükler bakımından ileriye taşımak bizim boynumuzun borcudur. Bizim bundan sonra muhalefette ortaya koyacağımız çalışmalar da yine halkımızı daha ileriye taşımak için son derece önemlidir. Ve bunu yapabilmek için de az önce ifade ettiğim gibi partinin birliğini ve bütünlüğünü sağlamak temel görevimizdir. Partiye yönelik hatalı hareketlerin ve suçların neler olduğu ve her birine karşı verilecek olan cezanın ve uygulamanın ne olacağı daha derli toplu olarak kaydedilmiştir. İşte o nedenle sevgili arkadaşlar, partinizin bir fikir kulübü olmadığını, bir siyasi parti olduğunu ve bu partinin her türlü konuyu organlarında tartışıp ama kararı aldıktan sonra disiplinli bir şekilde uygulama yükümlülüğüyle karşı karşıya olduğunu bilmeli ve anlamalıyız. Ciddi bir süredir bunu kaybettik. Yeniden kazanalım. Yeniden kazanırsak parti büyüyecek, güçlenecek. Çünkü öyle büyüdü, güçlendi. Ama bunu yeniden kazanamazsak yapacağımız fazla bir şey yoktur. Zor günler yaşayacağız. Arkadaşlarım ve tüm CHP'liler, üyeler, serbestler, genel kurulumuza hoş geldiniz. Ben öncelikle bu bir yıllık süre içerisinde ilçe yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim. 4 aylık bir süre için geldik ama 1 yıl görev yaptık ve bu 1 yıl içerisinde her türlü özveriyi göstererek bütün
Lefkoşa ilçesi sınırları içerisinde aktif bir şekilde çalıştılar. Büyük bir kısmı görev alacak. Onun için onlara ben şimdiden sizin huzurunuzda teşekkür ederim. Pek çok toplantıda söyledim. Bu memlekete örgütlenmeyi CTT getirdi. Ama bugün biz örgütlenmeyi maalesef unuttuk. Biz dayanışmayı unuttuk. Biz birbirimizi desteklemeyi, sevmeyi unuttuk. Göreve geldiğimiz ilk günden beri ilçe olarak bütün yapmaya çalıştığımız şey arkadaşları bir her türlü koşulda bir araya getirmek, tartışmak, yemek, içmek ve sohbet etmek. Biz bunu bu parti eğer birlik olursa bu partinin fikir önderleri, gelmiş geçmiş yöneticileri birlik olursa bu parti sırtını hiç kimse yere getiremez. Biz bugüne kadar birilerinin desteğiyle gelmedik. Biz bugüne kadar rüzgara karşı yürüyerek geldik. Her zaman önümüzde engeller vardı. Hala ilk günde, en güçlü olduğumuz zamandaydı. Sayın Mehmet Ali Taka Cumhurbaşkanı iken yabancı çıkarmaya çalıştılar Türkiye'de kendini. Sayın Ferdi Sayın Başbakanken Gani'nin rengini sordular. Türk müdür beyliydi. Hükümet beydik, en güçlü zamanımızdı. Sayın Özkan Yorgancıoğlu'yla 5-6 ay görmüştü bu Türkiye Başbakanı. Sayın Ömer Karlıca'ya çok şey söyledi. Biz bütün bunları unuttuk ve bunları konuşmaz olduk. Önümüzdeki dönem Sayın Bülent Başkan da söyledi, bu toplum için çok önemli bir dönemdir. Biz bunları yeniden hatırlarsak ve birbirimize sahip çıkarsak inanıyorum ki bu CHP'nin sırtını hiç kimse yere getiremez.